Enbursa.com'dan merhabalar. Bursa özellikle öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Öyle ki yağış başladığı andan itibaren kentte hayatı alt üst etti, trafiği durma noktasına getirdi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, alt geçitler, metro istasyonları, Bursa'da istasyonlarını su bastı, hatta özel bir hastaneyi de su bastı. Ama kentteki en vahim görüntüler kent merkezine yakın olmasına rağmen nispeten kentin yüksek kesimi sayılabilecek İvazpaşa bölgesinden, Tahtakale, İvazpaşa mahallelerinden geldi. Uludağ eteklerinden gelen sel suları o bölgelerde önüne ne kattıysa sürükledi. Onlar arasında bir de kadın vardı. Neyse ki çevredeki vatandaşlar, esnaf kadını, sel sularının sürüklediği kadını hemen kurtardı ve hastaneye kaldırıldı. Şu anda kentte sağanak yağış etkisini aralıklarla sürdürüyor. Enbursa.com muhabirleri de kentin farklı noktalarında son durumu anlatmak için canlı yayında konuğumuz olacaklar. Özge Tezcan ve Hayriye Turgut Bursa'nın farklı noktalarındalar. Önce Hayriye Turgut'la başlayalım ki Hayriye Turgut az önce de dediğim gibi Bursa'da en vahim görüntülerin geldiği, sel sularının bir kadını da sürüklediği bölgede, İvazpaşa Tahtakale mahallelerinin olduğu bölgede şu anda. Hayriye Turgut, duyabiliyor musun beni? Evet, duyabiliyorum. Nedir şu an orada son durum? Neler gözlemlediniz? Neler anlatacaksın? Biz şu anda İvazpaşa ve Tahtakale mahallelerinin arasında bulunan üç kurnalar dediğimiz bir noktadayız. Söz konusu olay, yani Emine Kahvecioğlu'nun sel sularına kapılıp uzun süre sürüklendiği noktadayız. Şu anda yaklaşık bir buçuk iki saat öncesi yaşanan olaydı. Bölgede göründüğü gibi trafik normal akışına yavaş yavaş dönmeye başladı. Çevrede belediyeler de temizlik çalışmalarına başlamış durumda. Aslında şunu hatırlatmak istiyorum. Bu söz konusu bölgede 2014 yılında daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Bölge sakinleri, esnaf özellikle bu bölgede altyapının yeterli olmadığını 2014 yılında yaşanan diğer olayı da hatırlatarak altyapının güçlendirilmesini bir kez daha dile getirdiler. Ben hemen biraz o görüntülere dönmek istiyorum. Bölgede yaptığımız görüşmelerde Emine Kahvecioğlu'nun bölgenin üst kısmı Kuştepe dediğimiz bölgede ikamet ettiği, olay esnasında da bu güzergahı kullanarak çarşıya alışverişe gittiği ve yanında da eşinin olduğu söyleniyor. Yukarıdan su debisinin artması ve suyun şiddetiyle dengesini kaybettiği ve bölgede esnafın yardımıyla ancak durabildiği, ancak birkaç esnafın daha önce müdahale ettiği debi yüksekliği nedeniyle kurtarma çalışmasını gerçekleştiremediklerini belirttiler. Bölgede esnaf temizlik işlemlerini yavaş yavaş bitirmiş durumda. Şu anda bir nevi tedbirlerini de alıyor. Çünkü zaman zaman yağış şiddetini arttırıyor. Gök gürültüsü de ona eşlik ediyor. Bölgede şu anda bir sakinlik var ama tedirginlik hala daha devam ediyor. Bu arada yukarıda İvazpaşa Caddesi'nde lokal kapakların suyun şiddetiyle fırladığı ve caddelerinde kırılma yaşandığı söylendi. Yukarıda belediyenin de çalışma başlattığı dile getirildi. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Hayriye Turgut, bir soru daha sorayım. Sen de söyledin daha önce 2014 yılında benzer görüntüler oluştu diye. Ondan da öncesi var. Yine benzer görüntülerin oluştuğu dönemler var. O dönem habercilik yapan arkadaşlar da, Bursalılar da, o haberleri takip edenler de hatırlayacaktır. Hatta kaya parçalarını Atatürk Caddesi'ne kadar sürüklemişti yine o sel suları. Yine vatandaşlar, sürüklenen vatandaşlar vardı. Bu kez üstelik Atatürk Caddesi'nde sürüklenen vatandaşlar vardı. Yine hatırlayacaktır Bursalılar. Evet. Yine benzer görüntüler oluştu maalesef Evet. aynı bölgede. Şunu soracağım. Şimdi Bursa Valiliği saat 12.30 sularında bir uyarı metni yayınlamıştı. Burada işte kuvvetli yağış, sel, ani sel, su baskını, dolu riski bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı vardı. Şimdi saat 18'e kadar şiddetli yağış riskinin devam ettiği belirtiliyor Evet. meteorolojik verilere göre. O bölgede şimdi ekipler buna uygun o bahsettiğin lograr kapakları vesaire lerin onarımı noktasında bir çalışma var mı? Yani her an yağmur şiddetini artırıp benzer görüntülerin oluşma ihtimaline karşı da bir tedbir söz konusu mu?
Şöyle bizim bulunduğumuz bölgeden bir üst caddeden bahsediyoruz, Kuştepe'de. Bölgede trafik kontrollü olarak akışı sağlandığı ve belediye ekiplerinde çalışmalar başlattığı belirtildi. Zaten bu bölgede, yani bulunduğum üç kurnalar dediğimiz bölgede de esnaf da kendi içinde tedbir almaya çalışıyor. Burada bir simit fırını var. Simit fırınında şu anda görüyorsunuz odunları, o tahta parçaları bu sel sularından sürüklenmiş. Biraz da alt tarafta ciddi anlamda birikintiler var. Yukarıdan gelen suyla birlikte olan birikintiler. Bunlar da yavaş yavaş bölge sakinleri, esnaf tarafından temizlenmeye çalışıyor. Yukarıda asfalt çalışmasının, yani asfaltın parçaların kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların başlatıldığı söylendi. Biz de birazdan yukarıya bakacağız. Bölgede çalışmalar hangi durumda diye. Evet, Hayriye Turgut, sana da kameraman arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz ve hemen Bursa'daki bir başka bağlantı noktamıza döneceğiz. Yine muhabir arkadaşımız Özge Tezcan kent merkezinde, Tarihi Çarşı bölgesinde bizleri bekliyor. Nitekim az önce oradan gelen görüntüler yine enbursa.com sayfasında Bursalılara, takipçilerimize ilettik. Bir nevi orayı da su bastı, onu söyleyebiliriz. Çok sayıda esnaf zarar görmüştü. Şu an son durum nedir Özge? Neler gözlemlediniz? Siz neler anlatacaksınız? İyi yayınlar diliyorum. Şu anda Uzun Çarşı'dayız. Hemen arkamda Kapalı Çarşı var. Sizin de dediğiniz gibi yaklaşık bir saat önce burasını inanılmaz derecede bir sel bastı. Hatta şimdi göstereceğim, buradaki lokal kapakları havalandı. Oralardan sular fışkırdı. Buradaki esnaf da oldukça mağdur olduklarını söylüyorlar. Hatta şimdi bir dükkanın içine girip oradaki durumu da size göstermek istiyorum. Hala temizlik çalışmaları burada devam ediyor. Hemen dükkanın içine girip ve özellikle alt katını göstermek istiyorum size. Burayı yaklaşık 10 yıl önce bir tadilat olunmuş burada ve son 4-5 yıldır aynı sorunu burada yaşıyorlar. Kolay gelsin. Ben suları burada göstereyim. Buradaki oldukça durum zor. Hemen hemen çoğu dükkanın arkası böyle. Biz hemen bir de yaşayan dinleyelim. Burada neler oldu? Biraz anlatır mısınız bize? Şöyle söyleyeyim. Aşırı derecede yağmurun tepkisiyle logar kapaklarının patlaması sonucuyla dükkanları da su bastı. Yani bu yerin altından gittiği için bizim dükkanlarımızın alt katları da daha çok su basıyor. O yüzden de logar kapakları küçük, borular ufak olduğu için daha çok taşmasına sebep oluyor. Yağmur aşırı derecede yağdığı zaman. Bunu biz çarşımızda 3-4 senede bir görüyoruz. Bundan 10 sene önce bir yapıldı ama ufak olduğu için borular taşımıyor, patlıyor. Bundan bir 3-4 sene önce de esnaf arkadaşımızın dükkanı da su nedeniyle, tepkimeyle. Yani her 3-4 senedir bu Bursa'da böyle bir aşırı derecede bir yağmur sergileniyor. Bursa'da kötü etkileniyor. Çarşısı olarak kötü etkileniyor yani. Esnaf olarak da zarardasınız, evet, evet. Biraz. Burayı da epeyce gene su basmış gibi, evet, gözüküyor. Evet. Eşyalarımız bile ıslandı. Biz hemen kaldırmaya çalıştık ama gene kurtarabildik yani. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sizin de dinlediğiniz gibi burası yaklaşık 10 yıl önce bir tadilat olmuş. Fakat 3-4 yıldır aynı noktada, aynı şekilde su basıyormuş burayı. Burada esnaf artık hazırlıklı olmuş durumda aslında. Hemen ilerisinde Kapalı Çarşı var. Yağmur başladığı gibi Kapalı Çarşı'nın kepenklerini indirmişler. Yani daha önce çok yaşanmış burada aslında bunlar. Ve yağmur başladığı gibi kepenkleri direkt indiriyor esnaf zarar görmemek için. Hemen başka bir esnafa da sormak istiyorum ben burada. Merhabalar, kolay gelsin. Burada merhaba. Neler yaşandı? Biraz anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Yani biz içeride müşterim de vardı benim. İçeri doğru su girince kepenkleri bile kapattık. Yıllardır zaten biz her sene bunu yaşadığımız halde, yetkililere de duyurduğumuz halde hiçbir şekilde açılamıyor. Ne çatıdan da yağmur damlaları var. Zaten zor yaptık. Yani esnaf utanç halde. Müşteriye karşı kendimiz halde. Ürünlerimiz ıslanıyor. Hiçbir şekilde altyapı yok. Barajlar fışkırdı zaten şeyler. Logar kapakları, fareler, affedersiniz yani dışkılar bile yüzüyordu yani burada. Ki alt taraftaki esnaflar bundan daha çok etkilendi. Alt katımızı su bastı. Hemen şuraya dönüyorum. Ne dediniz az önce? Karşı dükkan kuyumcunun sahibiyim.
Orada bizim dükkanın altında Orhan Camii'nin kanalizasyonlarını bağlamışlar. Yani Uzun Çarşı yönetimini işe çağırıyoruz ama kimse gelip bir şey olmuyor. Biz 4 senedir, 5 senedir bu çarşıdayız. Ben daha yeni yeni, babam bile 35 senedir burada. Yani her sene yağmur yağdığında lokal kapakları şey oluyor. Bugün aşırı bir şekilde bizim dükkanın altından fareler çıktı. Hani çalışanlarımız işte içerideki müşteriyi bırakıp kepenkleri indirip kartları temizlemeye başladı ama yani bunun böyle gitmeyeceği çok bariz belli. Yani Büyükşehir Belediye'mize de sesleniyoruz hani gelsin yapsın diye. Emirhan 650 yıllık belki de. Orada hiç böyle şeyler olmazken Uzun Çarşı yani 2 senede bir her zaman böyle. Yani logo kapaklarını biz kendi ellerimize taktık öyle söyleyeyim. Yani esnaf olarak ben kendi şahsi görüşümü söylüyorum yani bir şeyler yapılması lazım. Yani yapılmıyorsa, bizim için yapılmıyorsa da Bursa'nın tarihi değerleri için yapılması lazım. Ama biz ne kadar desek de yarın bir gün yine böyle şey olduğunda yine sizler buraya geleceksiniz. Yine bizler elemanlarımız işte üstü başı kirlenecek, yine şey yapılacak. Yani bunlar bizim işimiz mi? Bu tartışılır bir şey. Hani ama ne yapalım? Yani yapacak bir şey kimse yapmıyor çünkü. Ben yapmasam, o yapmasa kim yapacak, kim temizleyecek buraları? Teşekkür ederiz. Sizin de dinlediğiniz gibi buradaki esnaf oldukça zor durumda. Hatta dükkanlarını fare bile basmış durumda. Kapalı çarşıda son durum bu şekilde. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Özge, bir soru da sana sormak istiyorum kapatmadan önce sen yayını. Şimdi orada esnaf altyapıdan özellikle şikayetçi anladığımız kadarıyla ki kendileri dile getirdiler. Her kuvvetli yağışta benzer görüntüleri yaşamaktan bıkmış esnaf. Onu anladık. Haklılıkları da var. Nitekim dükkanlarını su basıyor ve zarar görüyorlar. Ben şey soracağım sana. Kent merkezinde trafik nasıl? Normale döndü mü? Sizin o bölgelere giderken yolda gözlemleriniz neler? Bursa trafiğinde son durum nedir? Özellikle kent merkezinde. Şöyle, biz Nilüfer tarafından buraya gelene kadar o kısmı bahsedeyim size. Her yağmurda olduğu gibi bu yağmurda da trafik kilitlenmiş durumdaydı. Adım adım biz hatta daha şey söyleyeyim, biz kaçamak yollarla daha hızlı bir şekilde nasıl gelebilirizin peşine düştük ama her yol tıkanmış durumdaydı. Özellikle bu çarşı heykel tarafı tamamen tıkanmış durumdaydı. Her yerde gördüğümüz görüntü logar kapaklarından deli gibi su fışkırmasıydı. Peki Özge, sana da teşekkür ediyoruz katkıların için canlı yayına. Evet, bir toparlama yapacak olursak öğle saatlerinde Bursa Valiliği saat 12.30 sularında Bursa Valiliği bir uyarıda bulunmuştu vatandaşlara. Kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, dolu riski bulunduğu saat 18'e kadar da bu riskin devam edeceği yönünde bir uyarıydı. Nitekim o uyarının hemen ardından da Bursa'da sağanak yağış etkili olmaya başladı ve başladığı andan itibaren de şiddetini arttırdı. Kent merkezinde hayat durma noktasına geldi. Trafik Özge'nin de söylediği gibi durma noktasına geldi. Özellikle Batçıklar'da su birikintileri nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Alt geçitleri su bastı. Bursa'da istasyonlarını su bastı. Yine kent merkezinde özel bir hastanenin zemin katını su bastığı bilgisi ve görüntüleri haber merkezlerine ulaştı. Ama yine az önce de girişte belirttiğimiz gibi en vahim görüntüler, korkutan görüntüler Bursa'da İvazpaşa, Tahtakale civarından geldi. Uludağ eteklerinden gelen sel suları önüne ne kattıysa araçlar, motosikletler ve maalesef bir de vatandaşı Emine Kahvecioğlu ismi bir kadını da önüne katarak sürükledi. Neyse ki çevredeki vatandaşların, esnafın yardımıyla kurtarıldı kadın ve hemen hastaneye kaldırıldı. Tabii yağış şiddetini en azından benim şu an bulunduğum noktada dindirmiş görünüyor. Ama Bursa Valiliği'nin ve meteorolojinin saat 18 sularına kadar şiddetli yağışın zaman zaman etkili olabileceği yönünde uyarısı olduğunu Bursalılara bir kez daha hatırlatalım. Tabii vatandaş kendince tedbirini alacak, almaya çalışacak. Eğer yoldaysa şemsiye ya da bir yerlere sığınmak ama yola çıkmak zorundaysa ya da bir yerden bir yere gitmek zorundaysa vatandaşın çok da fazla alabileceği bir önlem söz konusu değil. Nitekim Bursa'nın göbeği sayılabilecek mahallelerde de yolda yürürken herhalde sel sularına kapılıp sürüklenmek gibi bir ihtimali kimse Bursa'da evden çıkarken aklına getirmez.
Dolayısıyla o noktada vatandaşın alacağı tedbirden öte Bursa'da benzer yağışların görüldüğü, neredeyse son yıllarda her yıl benzer görüntülerin oluşmasını yetkililer biraz daha dikkate alıp tedbirleri yağıştan önce almalılar diye kişisel kanaatimi de belirteyim ve gelişmelerle tekrar karşınızda olacağımızı ileteyim. Yayınımız burada sona eriyor.